Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ağla balık tutma tekniğinden bahsediyoruz. Gördüğümüz gibi böyle küçük, fazla akıntılı olmayan bir dere kenarında, derede 10 metrelik ağımızı gerdik ve balık yakalamak için biraz da uğraştık ve gördüğümüz gibi birkaç tane de balık yakaladık. Ağla balık tutma okyanuslarda, denizlerde, akarsularda, tatlı sularda gerçekleşmektedir ve gördüğümüz gibi birkaç tane de balığı yakaladık. Bunun için ne yaptık dersek, ağımızı ilk önce gerdik, ancak germe aşamasında yalnız olduğum için kamerayı suya düşürme riskinden dolayı bu germe aşamasını kaydedemedik. Ancak ağımız şu an gerilmiş vaziyette. Ağla balık tutma aşamasındaki ikinci periyotta böyle suya taş atarak suyun içindeki balıkları ürküterek ağ olduğu bölgeye doğru gitmelerini sağlıyoruz. Biz bunu daha etkili ve daha hızlı yaptık. Ancak size gösterim maksadıyla böyle ileriye doğru, ağın olduğu yere doğru balıkları yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarıya böyle suya taş atarak suyun bulunduğu pozisyona göre, duruma göre balıkları yine ağın olduğu bölgeye doğru gitmelerini sağlıyoruz. Tabi bu gösterim amaçlı olduğu için biz bunu yakalamakta daha etkili davranmak. Tekneyin üçüncü aşamasında, dördüncü aşamasında da yakaladığımız balıkları gösteriyoruz. Tabii ki bu videomuz tanıtım maksatıyla olduğu için yani bu tuttuğumuz balıkları tekrar salıvereceğiz. Çünkü malum ağla balık yakalarken av yasa tarihlerini iyi takip etmeniz gerekmektedir. Kolluk kuvvetleriyle başınız belaya girmemesi için mutlaka av yasağına uymanız gerekir. Zira bu yavrulayacak canlıları yeni balıklar gelecek nesiller içinde yeni balıklar anlamına gelecektir. İşte avla balık tutma aşamasının son periyodunda tuttuğumuz balıkları size gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar tatlı sularda yaşayan kefal balığı. Zaten çok da bir balık yok. 35-40 tane bir balığımız var. Yani akşama kadar oltayla uğraşacağımıza böyle kısa bir zamanda ihtiyacımız olan balığı yakalayabiliriz. Tatlı sularda yaşayan kefal balığının böyle bir de şişman, pertlek gözlü türü olmaktadır. Bu şekilde türü de olmaktadır. Yani sazan balığı, aynalı yılan, aynalı sazan balığı ve göl balığı olarak da adlandırılan bir nevi istavrite benzeyen balıklar da olmaktadır. İşte ağla balık tutma aşamasındaki sonuca geldiğimizde sonuç böyle ihtiyaç duyacağımız kadar balığı yakalayarak evimize balık tutma aşkıyla ve balıklarımıza dönebiliriz. Hani çok abartılacak da bir balık yok, ancak yiyecek balığımızı da yakaladık. Balıkları ağdan çıkarıp tekrar bu ırmağa, yani bu akarsuya bırakacağız. İşte tekniğin delil olarak aşamasının son periyodu bu şekilde olmaktadır. 10 metrelik bir ağayı standart 40 lira civarında alabilirsiniz ve böyle balık yakalayabilirsiniz bulunduğunuz bölgelerde. Ayrıca fazla akıntılı olmayan yerler